siz gibi görünebiliyor ama kullanma demeyelim de. Şili basınında bu oyuncu ile ilgili olarak değerlendirmede şunu söylüyorlar. Yani en değerli oyunculardan biri Fiorentina'da hani o gelişimini gösteremedi. Ama Galatasaray'a geldi şimdi değerli bir oyuncu göreceğiz. Yani şöyle, Jackie, biz çok konuşacağız bu oyuncuyu. Öyle mi diyorsun abi? Kullanmadı demeyelim de bu son Eylül'den itibaren bilekten bir sakatlığı vardı. Son dönemlerde evet, toparlamaya çalıştı. Hep bir 4 aya yakın bir maç yok. O sakatlığından dolayı ama... O sakatlığın dışında da ben Şili basından hangi yayın... Geçen gün Haldun'la buradaydık. Evet. Söyledim ben, o Santander'i izlemeye gittiğimde Bologna'ya, o yeni transfer olmuştu. İki maçını izledim ama alıcı gözle değil yani. Ahmet Selim telefon attığımızda, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği liste tamam. Belli oldu. Kimler var, kimler yok. Ahmet Selim hızlı hızlı bize aktar. Evet Aykut İnce, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi için kadro bildirimini yaptı. İki yeni isim var listede. Ozan Tufan geri dönmüştü. Kiralık olarak Watford'da forma giyiyordu. Geri dönmüştü. Ozan Tufan eklendi ve sene başında sakatlı olduğu için yazılmayan Serdar Dursun da yine kadroya eklendi. Tabi taraftarlar Crespo'yu merak edecektir burada. Crespo UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde, Fenerbahçe'nin uygulandığı kurallar çerçevesinde alsat dengesinden dolayı bonservis ödendiği için kadroya yazılamıyor. O yüzden eklenmedi. Ama dediğimiz gibi çıkan Meyer'in yerine iki oyuncu eklenmiş oldu listeye. Yani alsat dengesinden dolayı mı yazılamadı Crespo? Evet evet, yani Fenerbahçe satabildiği kadar bonservis harcaması yapabildiği için Crespo burada listeye eklenemedi. Çünkü Fenerbahçe'nin harcadığı bonservis şu anda Crespo'ya harcanan bonservisi karşılamıyor. Bundan dolayı eklenemedi. Bitti mi transfer Fenerbahçe'de Ahmet Selim? Olabilir mi, olacak mı bugün, yarın? Yok, transfer bitti diyemeyiz. Çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat'a kadar Fenerbahçe hamle yapabilir. Tabii ki transfersiz de bu sürecin geçme dönemi var ama şu anda çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Peki, teşekkür ederiz. Ozan Tufan ve... Solbek durumu ne ya? Solbek. Serdar Dursun. Tabii Serdar Dursun daha iyi. UEFA listesine eklendi. Yalnız o... Arkadaşlar düzeltelim onu. Evet. Serdar Dursun. Ahmet Dursun. Güzel. olur. Güzel. Ahmet Dursun'un da kulağını çınlatalım. Evet. Şimdi gelirsek sol bek lazım. Düşünüyorlar onları, var. Ama gelirsek şimdi başa Gedson'a Rize'nin şu andaki konumunla, ligdeki konumuna göre hakikaten enteresan bir oyuncu aldılar. Tamam. Ne kadar oynamıyor? Hep biz de söyledik. Oynamayan adamları getiriyoruz dedik. Kim doğru için diyorsun abi? Efendim? Gedson için. Gedson için. Yani oynamayan adamlara getiriyoruz. Transferlerimiz bunlar olmuyor. Ama yanılmıyorsam 97 doğumlu. Ve onun o 70'leri bulması futbol kültüründen kaynaklanıyor. Yani kolay kolay herkese 70 milyonlar vermez İngiltere falan. Tamam, tutmayabilir. Buraya gelirsiniz. Galatasaray'da bir şeyler göstermiştir. Ondan sonra gitmiştir. Tekrardan girememiştir. Beklemiştir. Ve sonunda yapılan bu transfer hamlesi, gene yayının başına dönelim, hakikaten çok iyi bir hamle. İlk defa biz bunu yaşıyoruz Türkiye'de. Ben şahsen kendi fikrim, sen de aynısını söyledin. Ama şunu da kabul edeceğiz. Tamam, 60-70 milyon, 60 milyon euroydu yanılmıyorsam. Çok var öyle oyuncular. Sonradan dile vuruyorlar. Bir şans. Şimdi hani Galatasaray'da dört büyüklerde oyuncunun kendini ispatlaması biraz uzun bir süreçtir. Şimdi Rize Spor'da işte takım liderliğini de alabilir. Mesela bütün oyuncular Gedson'u oynayabilir. Burada Gedson'un bir geleceğin yıldızı olabileceğini ya da bu rakamlara ulaşıp ulaşamayacağı test edilecek. Yani 3-5 maç sonra biz Gedson'u değerlendirmeye başlarız. Eğer orada da sönük kalırsa deriz ki ya hani yıldız adayı olarak çıktı ama oyuncu kendini geliştirmek için çok gayret göstermiyor. O zaman sıkıntı olur. Beşiktaş da tedirgin olur. Bu sefer der ki ya 6 milyon euro bağladık bu oyuncu sırf bonservisine. O yüzden Gedson için tarihi bir fırsat. Çaykur Rizespor takımı burada sıçrama yapması lazım ki hani işte... Ha bak, Rossi de çıkarılmış abi şimdi yazdı Ahmet Selim. Rossi de çıkarılmış. Demek ki denk bütçe uygulaması. Meyer'in yerine Ozan, Rossi'nin yerine Serdar Dursun. Ya şimdi şöyle okuyabiliriz. İkisi de iyi oyuncu sonuçta. Yazılan oyuncu. Gedson'u şöyle okuyabileceğiz. Galatasaray'da geldiği dönem Galatasaray ne yapıyor? Hep önde oynayan. Hep top size hakimsiniz, rakiplerinizi geriye itensiniz. Şimdi
Rize'de daha farklı bir oyun anlayışı var Galatasaray büyük takımlarımıza karşı. Çünkü siz orada hep topa hakimsiniz. Bu sezonki Galatasaray'dan bahsetmiyoruz. Geçen sezonki. Geldiği dönemdeki Galatasaray. Hep oynuyorsunuz. Top sizde. Hep aktifsiniz. Hep aktif alansınız. Topla buluşuyorsunuz. Şimdi korukor mücadele var. Rize Spor'un oyun anlayışı Galatasaray gibi değil. Rakipler de Galatasaray'a karşı, Fener'e karşı, Beşiktaş'a karşı oynadığı gibi oynamıyorlar. Şimdi, burada işte oyun aklı şimdi belli olacak. Burada Beşiktaş'a geldiği zaman... Ben de zaten. Beşiktaş'a geldiği zaman süre, farklı oynuyorsunuz. Tabii. Aynen. Bakalım ama, değil mi? Çıkıyor, ben oyuncunun yani. Şu ana kadar çok büyük bir yıldız ya da çok büyük bir yıldız diyebileceğim oyununu seyretmedim. Öyle söyleyeyim. Galatasaray'da da seyretmedim. Ama zamanında öyleydi. Çıktığı zamanlar ama öyleydiler. Ama şimdi öyle olsa öyleydi. Benfica bu oyuncuyu kullanır. Ya da Portekiz Ligi'nde böyle olsaydı en azından birileri talip olurdu. Ya da Zeki major gitti, liglerden biri gitti, talip olurdu. Lig'e, Tottenham'a gitti. Düşünsene major ligler artık bizim liglere ya yani da bu, Luis Campos ki transfer sihirbazı, bu oyuncuyu kaçırmayalım, 20 milyon euro maliyetin altına girelim. Çünkü 10 milyon euro bonservis, 1,5 milyon euro sezon sonuna kadar kiralaması vardı. 8,5 milyon, 10 milyon euro. 1,5 milyon euro da Gedson Fernandez'e verseler 20 milyon euroyu bağlamış olacaklardı. Maliyet kısmına katılıyorum ama Luis Campos şu anda Galatasaray'ın transfer aklı olduğuna göre hani demek ki çok fazla o ışığı görmemiş olabilir diye düşünüyorum. Hani burada Galatasaray'la şunu düşünüyorum. Biz bu oyuncu elimizden... Hayır. Bir, yüksek maliyet. İki, Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı olan oyuncu Gedson Fernandez değildi. Galatasaray'ı ayağa kaldırıp hızla yukarıya çıkaracak oyuncular lazımdı. Ama onları transfer niye? Ettiler. Niye? Şimdi aldığınız oyuncuyla da Gedson Fernandez farklı bir şekilde oynayabilirdi. Galatasaray'ın ihtiyacı olmuyor diyemeyiz ona. Burada Galatasaray bunu ekonomik şartlardan alamadı diyeceğiz. Yani başkan demesin ben yok Campos'u Mampos'u şey yapma itirmesin oraya olayı. Resmen alamadınız yani. Para, ekonomik şartlarda alamadınız. Yoksa biraz... isteseler de alabilirler diye. Almak istese. Şimdi geç sonu ben de çok abartılı buluyorum. Bir de şundan almadıklarını düşünüyorum. Fatih Terim'in istediği oyuncuydu. O kulüplerle konuşulmaz ki öyle bir şey. Torrent, Campos... Başkan Burak Elmas kafa kafaya verdikleri için o zaman da Denizman istiyordu biliyorsun Işıdan Gün. Şükrü Hanedar'ı uçak biletiyle hazırdı Fatih Terim. O son günlerinde Benfica'ya gönderecekti Gedson transferini bitirmek için. Sonra Işıdan Gün devreye girip hayır Şükrü Hanedar gitmeyecek Gedson'a gitmiyoruz biz Denizman'ı alacağız diye öyle bir isim ortaya atılmıştı. O da olmadı. Demek ki Luis Campos dedi ki demek şimdi ben Luis Campos'u bir tarafa bırakıyorum. Niye daha sizin Türkiye'deki futbol kültürünüz, her şeyinizi gelip 2-3 dakikada öğrenemem. Barcelona'da Real Madrid'de scoutluk yapmış bir birisinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'yi de çok iyi tanıyor. Şimdi, alt liglerimizi bizden iyi tanıyor Luis Campos. Bilemeyiz onu o kadar. Hayır hayır kendisi söylüyor röportajında şimdi zaten. Söyleyebilirsiniz kendi de. Diyor, değil ama mi? Adamları onun, var ama. Onun bütün genelini bilmek lazım. Bunlar sadece siz olmadığınız yerde, canlı bir şeyleri görmediğiniz yerde. Lille görev alırken... Bakın, Ömer Erdoğan'ı soruyor mesela. Müthiş bir çıkış yakaladı. Bu teknik adam hakkında bana bilgi toplayın diyor mesela. Onlar doğru. Onu ben de duydum biliyor musun? Onlar gelir. Öyle bakın farklı hocalarımız hakkında da geliyor. Benim anlatmak istediğim şu. Sevgili gelen Luis Campos. Bizler gibi normal bir yerlerde hocalık yapmışlar. Ondan sonra Real Madrid'de scoutluk yapıyor. Sonra da alınıyor. İşte Fransa'ya gidiyor.